Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saçlarımı nasıl yapıyorum, saç rutinim nedir, bunun hakkında bir video çekmek istedim. Aslında şu an başlığı ne koyacağım. Aslında bu videonun başlığını ne koyduğumu ya da ne koyacağımı henüz bilmediğim için bu saç rutinim mi yoksa saçlarınızı nasıl kıvırcık yapabilirsiniz mi ne bilmiyorum. Bu videonun başlığı şu da olabilir: saçlarınızı nasıl kıvırcık yapabilirsiniz? Çünkü normalde benim saçlarım da tam olarak böyle hiç ürün kullanmadığım zaman kıvırcık olmuyor. Böyle dalgalı gibi bir şey oluyor, kabarık oluyor falan. Bu ürünleri kullandığım zaman tam olarak bu istediğim kıvırcıklığı, aslında kimine göre de kıvırcık değil belki de dalga. İşte bu görünümü nasıl elde ediyorum? Ben hangi ürünleri kullanıyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Çünkü şu havluyu hemen çıkarmak istiyorum şu an. Normalde saçlarımı direkt banyodan çıktığım zaman hiç böyle havluyla ovuşturmadan direkt sarıp çıkıyorum. Sonra açıp direkt taramaya başlıyorum ama ben biraz kurudu saçlarım, o yüzden biraz ıslatacağım şimdi. Normalde bunu yapmıyorum ama. Bu normal su şu an. Yeterince ıslattım sanırım. Saçlarımı tararken önce saç uçlarından başlamaya özen gösteriyorum. Çünkü böylelikle saçlarımı hem daha az kırılmış hem de daha az dökülmüş hissediyorum, ki bu doğru. Çünkü saçlarınızı şöyle düşünün. Saçlarınız şimdi komple böyle karman çorman bir şey. Saçlarınızı direkt buradan başladığınız zaman aşağıya indirince, şu an taradığım için kolay indi, ama burada takılıyor. Siz aşağıya çekmeye çalıştıkça bu iyice orada düğümleniyor ve en sonunda kırılıyor yani. O yüzden uçlarından başlayayım. Saçlarımı ben böyle arkaya doğru tarıyorum. Şöyle son kez, hatta geriye doğru. Evet. Geriye doğru taradım. Şimdi ilk olarak kullandığım ürün, bu yağı kullanıyorum. Aslında marka benim için önemli değil. Bundan önce de Urban'ı kullanıyordum. Yağda markanın çok fazla önemli olduğunu sanmıyorum ben. Bilmiyorum yani, ya da farkını ben göremedim. Şu an Pantene'i kullanıyorum ama elimde bu olduğu için, yoksa çok fazla önemli değil benim için. Bu arada 2-3 değil 3-4 pompa sıktım ellerime. Şimdi ellerime yaydım ve saç uçlarından başlayarak böyle sürüyorum. Evet. Ellerimde hala kaldı. Genellikle ben bu işlemi böyle saç parmak uçlarımla yaptığım için buradaki yağlar kalıyor. Tekrar böyle yapıp diğer tarafa yapıyorum. Buraya da yaptıktan sonra en son tekrar sürüp saçımın bu sefer üst kısmını uyguluyorum. Saç köklerime gelsin istemiyorum. Zaten burada da sadece böyle üzerine uyguluyorum ki diplerine gelmesin diye. Bir de bu yağı uygulamamın sebebi, hep oraya bakıyorum. Çünkü ayna yok şu anda yanımda ve yapmakta zorlanıyorum. O yüzden devamlı buraya bakıyorsam lütfen kusura bakmayın. Bu yağı uygulamamdaki sebep bu arada, iki pompa daha aldım. Saçlarımı ben, şimdi göreceksiniz zaten diğer kullandığım ürünleri, çok fazla bu üst kısımlara getirmemeye çalışıyorum. Ve o zaman bu üst kısımlar daha kuru kalıyor. Ama yağı sürdüğüm zaman bu kuru görünümü yok etmiş oluyorum. Şimdi saçlarımı ikiye ayırıyorum. Böyle çok özenmeden, yani direkt böyle ayırdım. Şimdi burada saç köklerine getirmeden sadece şu kısımlara sürüyorum böyle. Sonra tekrar ayırdım. Buraya sürdüm. Evet. Elimde kalan kısmında artık şöyle yediriyorum. Tekrar geriye atayım şöyle. Evet. Bir sonraki ürüne geçiyoruz. Şimdi bu ürün, bir dakika. Bunu çoğu saçı dalgalı kıvırcık arası olan kızlar bilir. Bu çok bu çok güzel bir ürün. Şimdi bakın ne kadar kullandığımı söylüyorum. Bu sadece bir kısmı için kullandığım. Şimdi bunu elimin arasında iyice dağıtıyorum ve saçımı bir tarafa atıyorum. Bunu genel olarak saçımın uç kısımlarına uyguluyorum. Önce şöyle ellerimi tarak gibi yaparak birazcık sürüyorum etrafa. İyice yayılsın, her tarafa bulaşsın diye. Elimde hala ürün var. Bu ürünü de
böyle uçlarına yukarıya doğru kaldırarak. İşte şimdi asıl bundan sonra bu saçı dalgalı kıvırcık yapma işlemi bundan sonra başlıyor. Bundan sonra böyle artık hiç taramıyorum saçlarımı. Sadece bütün ürünlerde aynı işlemi uyguluyorum. Sadece yukarıya doğru. O ürün sadece bir kısmı için kullanacağım üründü. Şimdi yine aynı miktarda alıyorum. Sadece uçlarına sürüyorum. Evet, uçlarına devam. Evet. Bu ürünü bir ara bulamamıştım ben. Ve bunu bulamadığım zamanlarda da bunu kullandım. Elidor olmayınca Pantene kullandım. Ki bu da gerçekten ona yakın çok güzel bir ürün bence. Ve çok benziyorlar birbirlerine. Sadece farkı bu ondan biraz daha fazla kullanmanız gerekebilir bence. Çünkü daha az etkisini gösteriyormuş gibi hissediyorum ben. Yani bu ürünü daha fazla kullanırsanız ona ancak erişebilirsiniz. Son ürün. Şimdi bu köpükte de ilk aldığım zaman ilk kullandım. Bu ne dedim? Çok sertleştirdi saçlarımı dedim, bıraktım. Ama sonra bunun ne kadar kullanılması gerektiğini, yani o ayarı öğrendim. Şöyle ne kadar sıktığımı göstereyim. Böyle. Yapıyorum. Yine saçımı bir tarafa attım. Bu sefer bu üründe biraz daha böyle yukarılara çıkabilirim ama diplerine gelmiyorum. Şöyle. Şimdi burayı görebilir misiniz bilmiyorum ama bu sefer saçlarımı öne atacağım. Yani bu yukarıya doğru yaptığım hareketi bu sefer saçlarımı öne atarak yapacağım. Tüm ürünü yedirdim ve bitti. Artık saçımı kurutma işlemine geçeceğiz. Hemen geçelim. Kurutma işlemini bu Vigo'lardan kullanıyorum. Böyle. Şimdi saçlarımı kuruturken bir sıcak bir de soğuk ayarıyla kurutuyorum saçlarımı. Sıcak ayarıyla kuruturken bunu, soğuk kısmıyla kuruturken de bunu kullanıyorum. Aslında yani tek uçla yapılıyor zaten normalde ama bununla sıcak tarafıyla yaptıktan sonra bu ısındığı için soğuk tarafını açınca hala sıcak hava geliyor bu sıcak olduğu için. Soğumasını beklemek uzun sürüyor. O yüzden onu kullanıyorum. Yoksa bir taneyle yapılıyor yani. Kurutmaya başlıyorum. Şimdi kurutmaya başlarken öncelikle nasıl kuruttuğum hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Saçımı bir tarafa topluyorum. Burada birazcık kurutuyorum. Sonra diğer tarafa atıyorum. Sonra öne atıyorum. Devamlı böyle saçımın yönünü değiştirerek yani tek bir tarafta kalıp halde kalmaması için devamlı saçımın yönünü değiştirerek kurutuyorum. Şimdi zaten hızlandırılmış çekimde de göreceksiniz nasıl kuruttuğumu. Bu sıcak ayarıyla yapıyorum önce. Sonra da soğuk ayarıyla yapacağım. Evet, başlıyorum.